Arkadaşlar selam. Kasım indirimlerinden neler almalısınız? En sevdiğim ürünler neler? Bunları size önermeye geldim. Takipçilerimden böyle bir istek geldiği için tabii ki size kırmayacağım. Yüzümde hiçbir makyaj yok. Sephora ürünleriyle başlayacağım çünkü ve bunları size deneyerek göstermek istiyorum. Hepsini deneyemeyeceğim tabii ki ama en merak edilenleri deneyeceğiz. Şu an siz görmüyorsunuz ama yatağın üstü komple ürünlerle kaplı. Bu videoda hepsi yetişmeyebilir. Çünkü ben makyaj, saç ürünlerim, cilt ürünlerim ayrı bir video konusu yapmak istiyorum onu. Çünkü sadece hani şeye odaklı gitmek istiyorum şu an. Sephora ve birazcık lüks markalardan gidelim ki indirimler daha çok bunlar için bekleniyor çünkü. Öbür markaları, günlük alanları daha sonra başka zaman göstereceğim. Uzatmadan hemen başlayalım. Önce Lancome'la başlayacağım çünkü concealer sürmem lazım. Elimde 2 adet concealer var arkadaşlar. Bunların numarası 115C ve 120N. Ben bunların çok ton farkını anlayamadım. Kameradan da çok belli olacağını zannetmiyorum. Kafama göre sürüyorum. Ama Hailey Bieber falan bile bunları kullanıyor arkadaşlar. Çok güzel nemlendiriyor. Özellikle kuru bir göz çevreniz varsa çok seveceksiniz diye düşünüyorum. Çok az sürerseniz çok fazla kapatmıyor. Yani biraz çok sürmeniz lazım. Hani o istediğiniz kapatıcılığı almak için ama az sürerseniz de doğal. Hani benim çok problemim yok zaten göz altında derseniz yine sevebileceğiniz bir ürün. Bu arada ucu çok güzel. Yani tam böyle göz altına oturacak bir ucu var. Saçımı topladım daha rahat etmek için. 120N'yi uyguluyorum. Dediğim gibi uygulama aparatı çok kolay. Ürünlerimi parmakla uygulamayı seviyorum. Çünkü daha güzel yedirdiğini, ürünü almadan yedirdiğini düşünüyorum. Kremsi, uygulaması çok rahat. Farkı görüyorsunuz. Bu arada Nars'ın concealer'ını da çok öneriyorlar. Onu da alıp denemek istiyorum. Ama bu favorilerimden biri. Özellikle benim göz altım kuru olduğu için de çok sevdim bunu. 2 adet maskaram var. Bir tanesi hipnoz maskarası. Bilmeyen yoktur. Fırçası şu şekilde. Ve idol. Ben yine de ürünlerin hepsini açıklama kısımlarına yazacağım. Idol maskarası da şu şekilde. Uçları ikisinde çok farklı. Biraz daha aşağı doğru kıvrımlı. Tam odaklamadı ama. Tabii en son süreceğiz bunları. Şu an henüz makyaj aşamasındayız. Lancome'un deneme boyu şöyle makyaj temizleme suyu var. Henüz kullanmadım ama kullananlar memnun. Ve şöyle bir siyah göz kalemi. Bunu da uygulaması çok kolay. Ve tabii ki ruj önereceğim. Bu 274 krem rengi. Ben bunları hep Duty Free'den almıştım. Çok da memnun kaldım. İyi ki almışım. Tam sonbahar rengi. Çoğu toprak tonu makyajınızda cuk olacak bir renk ve sürümü yine çok kolay. Bir de Lancome'dan size parfüm önereceğim. Idol parfümü de çok güzel tabii ki ama benim favorim yaz için bu parfüm oldu. Bu Soleil Cristal diye mi geçiyordu? Ya böyle kokusu yaz kokusu arkadaşlar, anlatamam size. Bayılarak aldım. Ben bunu Boyner'den indirimde almıştım. İndirime girecek mi bilmiyorum ama yaz için bu parfüm. Ve Gucci Rush çok seviyorum. Ama kışlık imza parfümüm yok. Ben şimdi kışın baharatlı odunsu kokuları seviyorum. Bunu da siz bana önerin. Kış parfümü ne kullanmalıyım yani. Onlara bir gidip bakacağım. Belki indirimde güzel parfüm bulursam alırım. Ve benim için kalıcılığı çok önemli. Bu 2 gün kaldı. Tabii ki tenden tene değişir ama. Hemen Nars'tan ürün önereceğim arkadaşlar. Allıkları çok meşhur biliyorsunuz. Ben de Secret Lover rengi var. Tam böyle sanki hani güneş yanığı dedikleri renk bence bu. Çok az kullanıyorum. Çok güzel pigmenti. Sadece ürün küçük arkadaşlar ama yine de az kullandığım için uzun süre gideceğini düşünüyorum. Translucent Crystal pudrası arkadaşlar. Böyle bebek poposu gibi yapıyor cildinizi. Size anlatamam. Şu şekilde düşmesin korkuyorum da. Bu dokuyu size anlatamam. Bunu gidin Sephora'da dokunun lütfen. Deneyin testerından. Gelelim Fenty'ye. Bu arada bunu indirimden aldım. Sephora'da indirim vardı. Buna geleceğiz. İlk önce Contour Stain'den bahsetmek istiyorum. Amber 01 numarası. Bana çok açık mı geldi bilmiyorum. Soğuk alt tonlu bir contour bu. Zaten şimdi uygulayacağız birlikte. Şöyle şimdi dağıtıyorum elimle. Yani ben buradayım demiyor. Dağıtımı çok kolay, yumuşacık bir ürün. Ama ben sanki hani kontürlüyorsam yüzümü biraz daha hani hatlarımı keskin olmasını istediğim için yapıyorumdur. Hani biraz daha buradayım diyen bir ürün isterim sanki. Onun için de göstereceğim zaten.
Yani çok da sanki bir şey değişmedi değil mi? Ben de yanlış görmüyorum. Highlighter stick var. Bu hangisiymiş? 01 numara Starstruck. Rare Beauty'nin Hop rengi var bende. Çok merak ediyor. Özellikle birkaç takipçim çok merak ettiğini söyledi benim üstümde. Bu yüzden ben aylık olarak şimdi bunu uygulayacağım. Şimdi bu arkadaşlar bence verdiğiniz paraya değiyor. Bence bu indirimde olmasa bile gidin alın. O kadar bereketli bir ürün ki. Yani küçücük küçücük konduracağım. Bakın şimdi. Küçücük koydum, gördünüz. Ama şu pigmente bakın. Evet, her yerime uyguladım. Çok tatlı bir pembe. Yani pembe allığım yok diye almıştım ben. Bunu iyi ki de almışım. Çok beğendim. Diğer renklerini kesinlikle alacağım. Şey değil mi? Nars'la bence bu yarışır. Nars daha pahalı sanki. Uygun fiyatlı. Nars'a göre bu uygun fiyatlı kalıyor yani. Şimdi highlighter stick'ini uygulayacağım Fenty'nin. Ya bu tabi simsim duran bir allık. Hani doğal ışıltı, allık diyorum, highlighter. Doğal ışıltı sevenler için uygun değil. Yakından göstereceğim. Şimdi uzaktan sanırım çok belli olmuyor şu an. Bakın şöyle bir highlighter yani. Birazcık renk veriyor. Yakından da bakarsanız şu şekilde parlıyorum. Bir de bu Fenty'nin gloss'unu ben de ilk kez deneyeceğim şimdi sizle. Çok merak ediyorum, denemek istiyorum. Cookie rengi, Gloss Bomb Oil diye geçiyor bunlar. Yağ şeklinde parlatıcılar arkadaşlar. Rengi çok güzel. En koyu tonunu aldım ben. Bu yaz rengi diyorlar zaten. Arkadaşlar ben bunu yerim. Kokusu çok güzel, tatlı. Ve bir şey diyeyim, gerçekten yazın sürün çıkın bu güneşin altında nasıl parlar. Fark edebiliyor musunuz? Böyle bir de bronz tende hayal edin bunu. Yine yapmışsınız yapacağınızı. Bayıldım. Şimdi ben Benefit'e geçmek istiyorum artık. Yine herkesin öve öve bitiremediği Hoola bronzer arkadaşlar. Asıl bu işte, ben buradayım diyen bronzer bu. Şimdi bunu uygulayacağım üstüne zaten farkı görün diye. Bu da çok pigmentli bu arada. Fırçalarımı bu arada her kullandıktan sonra temizliyorum. Alışkanlık edindim. Çok mu aldım acaba? Bu da çok bereketli bir ürün. Yani bu küçük boyunu aldığınızda bile sizi uzun süre götürecek. Çünkü kaçıncıya sürüyorum? Yine hiçbir azalma yok arkadaşlar. Bu arada primerını göstermek istiyorum. Çünkü primerına ben bayıldım. Bunun böyle ten renginde arkadaşlar. Kuru yani. Hani cildimi kurutuyor. O benim hoşuma gitmedi. Şöyle küçücük aldım bakın ten rengi. Ama böyle kadifemsi bir yapısı var tabii. Yani büyük boyunu gidip almam diye düşünüyorum. Çünkü böyle nemli bir yapısı olsaydı alırdım ama dediğim gibi hani yağlı cildiniz varsa belki iyi gelebilir. Ya da yapısını ben çözemedim bunun. Ay, size favori maskaramı göstereceğim. Biri yani. Maskaralarımdan biri. Bad Girl Bang diye maskarası arkadaşlar. Bunu alın, pişman olmayacaksınız. Yani böyle bir kirpik kıvırma, dolgun gösterme. Kullandım en iyi rimellerden ya. Sadece fiyatı bir tık fazla yani. Yalan yok ama indirimde yakalarsanız kesinlikle alın. Pişman olmayacaksınız, bağımlı olacaksınız. Çünkü ben bittikçe alacağım. Şimdi ben bir de Benefit'in üçlü tint setini almıştım. Chacha Tint, Bene Tint ve Love Tint arkadaşlar. Şöyle, Bene Tint pigmenti güzel, kalıcılığı çok güzel. Ama en kötüsü Love Tint geldi bana. Hiç kalıcılığı yok, hiç pigment yok. Neredeyse Chacha orta diyebilirim. Rengi çok güzel ama hani böyle çok bol bol sürmek gerekiyor göstersin kendini diye ve çabuk uçuyor. Sadece Bene Tint'i ben beğendim. Ama Chacha'nın tonu da çok güzel. Şimdi göstereceğim size. Keşke daha kalıcı olsaydı. Birazcık böyle şeftali tonu. Yazın çok güzel duruyor gerçekten. Yanık ton makyajlardan. Clinique'e gelelim. Clinique biliyorsunuz Black Honey çok meşhur. Pink Honey'si de çıktı hatta. Ben ikisini de severek kullanıyorum. Nazar değdirmişim. Bakın ucu bozuldu, ben bunu düşürdüm. Kapağı kapatınca üstüne yapışmıştı. Şöyle tonunu görebilirsiniz. Bunun allığı falan da çıktı hatta. Ama Pink Honey'si de bayılıyorum. Böyle pembe ton makyaj yaptığımda sürmeyi seviyorum. Eğer alerjik gözleriniz varsa arkadaşlar ben size Clinique'in bu rimelini önereceğim. Bu da bu arada çok güzel bir performans sergiliyor. Çok güzel hacim veriyor. Diğerlerine bir tık benziyor tabi. Ama dediğim gibi hani böyle alerjik gözler için daha güzel uygun. Ay, üstüme sürüyordum. Yani bittikçe yine alabileceğim bir ürün. Onun dışında bitirdiğim benim nemlendirici var. Size göstermek için atmadım bunu.
O kadar güzel sivilce yapmayan, güzel nemlendiren bir şey ki bu. Yani mucize. O kadar da uygun fiyata satılıyor ki. İndirimlerde yakalarsanız özellikle. Su bazlı. Böyle o yüzden yağlı ciltlerin çok seveceği bir nemlendirici bu. Özellikle ben yazın kullanıyorum ama. Çünkü kışın birazcık şey kalabiliyor, yetersiz kalabiliyor. Onun için başka bir şey önereceğim size. Ama yazın benim vazgeçilmezim, hafif hafif böyle ağırlık yapmayan nemlendirici bu. Temizleme balm arkadaşlar. Ben bunu ikinciye aldım, kullanıyorum. Çok beğendim. Makyajı çok güzel temizliyor. Zaten bu küçücük kutusu bile uzun süre götürüyor sizi. Onun için cildim benim çok kuru. Ya da benim gibi kışın böyle daha şey nemlendirici sevenler varsa, yoğun nemlendirici. Ben size Origins'in nemlendiricisini önereceğim arkadaşlar. Bu da çok az kaldı, bitmek üzere. Ben bunu yine bittikçe alırım bu arada. Birazcık dudaktan gidelim arkadaşlar. Şimdi herkes yine bildiği meşhur dudak maskelerinden, aslında maske diye geçiyor ama ben bunu biliniz nemlendirici olarak kullandım, denedim. Kokusu falan zaten çok güzel. Fiyatı bir tık fazla ama boyutu bence okey, yani uzun süre götürecek diye düşünüyorum. Çok az alsanız yetiyor zaten. İndirimde yakalarsanız alın derim. Ama sadece şöyle bir eksisi var. Yıllardır Vazelin'in bu dudak nemlendiricisini kullanan biri olarak bu bana yetersiz geldi. Benim dudaklarım çok kuruyor. Ben Vazelin yatmadan önce sürüyorum. Sabah bile hala böyle dolu dolu nemli nemli kalkıyorum ama bunu sürdüğümde dudaklarım kurumuş kalktığımda oldu. Ama şimdi gelin de nükse bakalım. Hani lip balm diye geçiyor. Bunu da birkaç kez denedim. Ama dediğim gibi bu da yani hiçbiri vazelin kadar uzun süreli nemlendirmedi beni. Onun dışında ben nüksün yağlarını yıllardır yine elimin altında yani kullanmadan yapamıyorum. Özellikle yazın. Bunun ışıltılı olanları da var. Cildinize, saçınıza, vücudunuza her yere uygulayabilirsiniz. Yüz masajı yaparken ben bunu kullanıyorum. Ama saçıma falan vücuduma da sürdüğüm oluyor tabii ki. Bunlar benim kaçıncı kutum saymadım bile. Bir de gelelim meşhur Gizu yağlarına. Bende saç maskesi var bir de. Bakın saç maskesini sonuna kadar öneriyorum. Kesinlikle yumuşacık yapıyor. Hak ediyor yani. Uzun süre gidiyor. Fiyatını ben hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü verdiği etkiyi ben çok sevdim. Ama bu ikisi için böyle wow bir şey diyemeyeceğim. Zaten gerçek dürüst yorumlara bakarsanız kimse böyle aman aman bir daha alırım yazmıyor. Bu kadar para veriyorsam ben daha iyi bir etki beklerim tabii ki ama indirimde yakalarsam neden olmasın alırım. Çünkü banyonuzda arkadaşlar yalan yok, çok güzel duruyorlar. Yani süs gibi alın koyun, çok güzel duruyor gerçekten. Hani derseniz de bize başka saç yağı öner diye. Bense Body Shop'tan bu yağı önerebilirim. Kokusu mükemmel. İkinci kutum. Uzun süre kullanabilirsiniz. Ve gerçekten sürdüğünüz anda farkı anlıyorsunuz. Bu üzümlü Glossing Serum diye geçiyor arkadaşlar. Body Shop Türkiye'den ve çoğu yerden de çekiliyor artık. İngiltere'de sanırım sadece olacakmış. Zaten çok fazla indirim yaptılar. Bence kaçırmayın. Bir diğer önereceğim bu Himalaya maskesi arkadaşlar. Siyah noktalarınızı gerçekten göze görülür bir şekilde sıkılaştırıyor, azaltıyor ama çok düzenli yapmak lazım. Bıraktığınız an eski hale geliyor. Sadece fiyatı fazla, evet. Bir de Sheer Touch olan tintini ben çok beğeniyorum. Bir kokonat, bir de vanilyalı olan banyomda duruyor. Bir tanesini göstermelik getirdim. Vücut spreylerini çok seviyorum. Çok güzel kokuyor. Sadece cam şişe oldukları için hani yanınıza taşımanız birazcık sıkıntı olabilir. Böyle çantaya at çıklık değiller. Onun için Yves Rocher'den önereceğim. Arkadaşlar bir diğer favorim Yves Saint Laurent'in şu maskarası var ya. Hem kahverengisi hem siyahı var bende. Hadi bunu süreyim de görün. Ben bunu ikili Duty Free'den çok uygun fiyata almıştım. Birkaç saat sonra dökülüyor arkadaşlar. Bakın farka. Nasıl ben buradayım diyor. Bir de size Estée Lauder'ın şu Little Black Liner diye geçen şeyi göstermek istiyorum. Eyeliner'ını. Bir ucu şöyle keçeli kalem gibi arkadaşlar. Şöyle bildiğiniz sivri uç arkadaşlar. Yani burada nasıl uygulamak istiyorsanız, hangi amaca yönelik hizmet edecekseniz o ucu seçebilirsiniz. Şimdi Kiko ile devam edeceğim arkadaşlar. Çok az kaldı çünkü çok uzayacak video. Diğerlerini öbür videoya saklayacağım dediğim gibi. Farları meşhur biliyorsunuz. Benim alıp kullandığım far şöyle bayağı simli. Hatta doğum günümde sürdüğümde herkes bunu bana sordu. Instagram'dan sordunuz, yanındakiler sordu ne kullandın diye. 04 numarası. Daha uygun fiyatlı pembe bir allık arıyorsanız Kiko'nun
Velvet Touch Creamy Stick Blush, böyle pembe rengini öneririm ben size. Çok seviyorum ve bayağı bereketli ürün. Bunu da düşürdüğüm için kapağını bozdum ama. Şuradan görebilirsiniz. Glosslarından bende olanları önereceğim. Diğerlerini kullanmadığım için bilmiyorum. Pembe olan 17 numara. Bu koyu renk olan 44 numara. Mükemmel bir parlatıcı arkadaşlar. Yine alırım bu tonunu bu arada bittikçe. Sadece ben Kiko'nun şeylerinde, dudak parlatıcılarında yapış yapış olmasını sevmiyorum. Ben yani saçım başım her yerim yapışınca hoşuma gitmiyor. Böyle yağlı şeyler hoşuma gidiyor. Mesela Fenty'ninki öyle. Şöyle Unlimited Double Touch serisinden var. Bu da 103 numaraymış arkadaşlar. Önce şu kısmını uyguluyorsunuz. Gül kurusu rengi, böyle tam sonbaharlık yine. Parlasın istiyorsanız şu kısmıyla parlatabilirsiniz. İki tane MAC'ten ürünüm var. Dudak kalemi ve ruj. Klasik, ikisi de herkeste olan ürünler. Dudak kalemi ve ruju bayağı indirimde arkadaşlar. Bence kaçırmayın çünkü çok kurtarıcı. Yani böyle ne süreceğini bilemediğiniz anlarda şu ikiliyi yapın çıkın. Dudak kalemi Viril arkadaşlar. Şöyle yine toprak tonlarında. Şuradan göstereyim. Dostlarım şu ruj ise Velvet'te. Yapısı dokusu çok güzel. Ve dediğim gibi yani ne süreceğinizi bilemediğinizde sürün çıkın. Her makyaja, her kombine uyuyor bence. Sadece ben bunun bir de bir tık açık tonu deneyeceğim. Çünkü bence bana koyu kalıyor. Böyle koyu renk rujlarla falan tercih edebiliyorum bunu. Onun dışında sürümü birazcık sert. Hani daha yumuşak beklemiştim. Bu beni şaşırttı biraz ama güzel. Yani boyutu falan da güzel. Uzun süre gidecek arkadaşlar. O yüzden sesimi çıkarmıyorum. İki tane de Bath & Body Works'ten koku önereceğim size. Ben yine en meşhurlarını denemek için aldım. İkisi de hoşuma gitti. Sadece çok ağır kokular seviyorsanız beğenmeyebilirsiniz. Hem günlük hem bence gece kullanılır ama bu Into the Night zaten adından da belli. Bence tam gece kokusu. Güzel böyle şekerli, kadınsı bir koku. Hatta bu da çok kadınsı bir koku. Luminous bu. Bu Into the Night arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Victoria's Secret'tan koku önereceğim size, en favori kokularımı. Böyle bence Bath & Body Works'ün fiyatları Victoria's Secret'ta böyle aynı gibi geliyor bana. O yüzden hani tarafınızı seçin orada. Hani Victoria's Secret'tan mı koku mu olsun, Bath & Body Works'ten mi mesela? Bare Vanilla kokusunu nereye koyduğumu bulamıyorum arkadaşlar. Love Spell Splash'ı ben en son aldım. İndirimde almışım 590 liraya. Bakın büyük boy ve daha ucuz yani. Onun dışında Velvet Petals, böyle tam kız kokusu, cici kız kokusu. Bence herkesin seveceğini düşündüğüm bir koku. Ve Amber Romance de benim yine diğer favorilerimden. Ama dediğim gibi Bare Vanilla'yı da ben çok seviyorum. Losyonlarıyla birlikte kullandığınızda kalıcılığı daha da artıyor tabii ki. Zaten Bare Vanilla'nın ben simlisini aldım. Yine doğum günümde sürmüştüm bunu. Fotoğraflarda falan böyle parıl parıl parlıyorum. Gerçekten kendini gösteren bir losyon. Çok seviyorum. Bakın bizim aile jenerasyonumuz bayağı uzun süredir Yves Rocher hastası arkadaşlar. Yves Rocher olmadan biz yaşayamayız. Öyle diyeyim yani. Zaten ben teyzemlerden, annemden falan görüp kullanmaya başladım, alıştım. Ya gerçekten her ürününü gidip alabilirsiniz. Makyaj malzemeleri deli gibi stokladım eve yani. Hepsi iyi, güzel içerikli, temiz içerikli ve uzun süre kalıcılığı olan ürünler ve gerçekten fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Hepsi gayet de indirimde çok uygun fiyata geliyor. Mesela şu vücut yağları arkadaşlar, yani yazın bunlarsız çıkamıyorum. Soğuktan donmuş şu. Şu el kremi, benim gibi çok kuru bir cildiniz varsa yani başucunuzdan ayırmayacağınız bir el kremi. Vücut spreyi olarak bir de Hindistan cevizi var. Mango, vanilya. Ben Hindistan ceviziyle birlikte işte üçü benim favorim arkadaşlar. Bittikçe stokluyorum. Hatta ikişer ikişer alıyorum yani. Bunların aynı zamanda vücut losyonları da var. Nazar değdi. Hepsinin vücut losyonunu ayrı ayrı aldım. Ama şunu tek başına kullandığımda bile arkadaşlar 2 gün çıkmıyor. Annem falan sürdüğünde şey diyor, sen parfüm mü sıktın diyor, bu kadar buram buram kokuyor. Hayır, bu kokuyor arkadaşlar. Ve yaz için güzel bir parfüm arıyorsanız Monoi. Monoi serisine ben bayılıyorum. Yine her türlü ürünü var. Tam yaz. Yaz yani. Böyle Disney karakteri var ya, ona mıydı ya kızın adı, unuttum. Bunu koklayınca o aklıma geliyor nedense. Böyle Hawaii vibes hani. Saç ürünlerini de çok severek kullanıyorum bu arada. Yine bitenlere ben bunları atmışım. Micellar su. Her türlü cilt bakım ürünlerini kullandım. Gerçekten tek geçerim. Her türlü saç ürünü de kullanıyorum. Hala
stoklu bir şekilde banyomda duruyor. Hepsine ayrı ayrı bayılıyorum. Bu yüzden bence gönül rahatlığıyla indirimde Yves Rocher'e koşun, yağmalayın. Çok uygun fiyata geliyor ve çok da hediye veriyorlar. Yani zaten kasadaki kızlar sizi kandıracaktır diye düşünüyorum. Şu kadar ürün daha eklerseniz bunlar hediye olacak. Çünkü orijinal boy hediye veriyorlar arkadaşlar. Kaç tane öyle hediye almıştım var benim. Son olarak şunu göstermeyi unuttum arkadaşlar. Ben Kiehl's'tan bu avokadolu göz kremine bayıldım. Benim gibi çok kuru bir göz çevreniz varsa bir bunu öneririm. Ama bu fiyatı çok gelirse Yves Rocher'in göz kremlerini öneririm size. O da bu. Ben bunu dolapta tuttum. Bitti bu arada. Şöyle demir başı var. Göz çevrenize şöyle çok kolay uygulayabiliyorsunuz. Hala geldi içinden kalmış. Ve buz gibi böyle sabah size çok güzel ayıltıyor. Evet arkadaşlar, çok fazla uzatmak istemiyorum. Kısa kısa her şeyden bahsetmeye çalışmam. Dediğim gibi uygun fiyatlı ürünleri ben size daha sonra yeniden çekeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha da sormak istediğiniz bir şey varsa, farklı bir ürün de olabilir. Lütfen yorumlara bırakın. Hepinizi çok seviyorum. İyi alışverişler.